Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ben şimdi akşam yemeğini hazırlıyorum. Bir schnitzel yapacağım. Tarhana çorbası ve pilav yapacağım bugün inşallah. Şimdi öncelikle şöyle bir yumurtasını kırdım. Sütüm evde kalmamış elimde. Normalde biraz da süt ekliyorum ben buna. Ardından da yani tuz ve karabiber ekliyorum çok az. Birazcık tat vermesi amacıyla. Şöyle tuzunu da buraya yani etini marine etmiyorum tuzla. Direkt böyle yumurtasına koyuyorum. Sonra bunu bir güzel çırpıyorum. Ki zaten çoğunuz biliyordur zaten aranızda. Schnitzel yapın yani. Çok basit. Yani herkes farklı da yapıyor. Kimisi benim bildiğim kadarıyla una da bulamıyor. Ben Griffig un. Yani biraz daha böyle toz gibi mi diyeyim artık size. Onu da hatta şimdi koyayım şöyle. Aynen. Bir de bu elimde karton gareta unu vardı. Yani onu almıştım en son. Normalde poşettekileri kullanıyorum. Size zaten alışveriş videosunu söylemiştim. Onlar daha iyi oluyor. Ama bu seferlik bunu kullanacağım artık. Şöyle iyice çırptıktan sonra bir tabak alayım. Etlerimi böyle kesmiştim. Tabii siz eğer böyle döverseniz de kestikten sonra daha güzel olur. Ama benim elimde ondan yok. Çekiç gibi biliyorsunuz şu an ne demek istediğimi. Tam anlamını bilmiyorum onun. Böyle una buluyorum. Ardından da yumurtama. Böyle. Son olarak da galeta unumu. Ben şimdi bunu hızlı hızlı yapayım. Evet, şimdi hepsini bitirdim böyle. Bunları da kızgın yağda bir güzel kızartacağım. Ama şimdi pilavımın yapımına geçiyorum. Zaten size önceki videolarımda göstermiştim nasıl yaptığımı. O yüzden şimdi hızlı hızlı yapacağım bu aşamayı. Çünkü bizim balkonumuz vardı arkadaşlar. Ev turunda onu söylemeyi unutmuşuz size. O yüzden oraya şimdi böyle sahte saksı çiçekler bakmaya gidiyoruz. IKEA turu yapacağız yani. Bakalım, sizi de yanımızda götürmek istedik. Aynen, o zaman orada görüşürüz. Evet, şimdi IKEA'ya geldik. Böyle girelim bakalım. Bunlar ne? Bakın arkadaşlar, bunlar çok kullanışlı oluyor. Bunlar böyle box, içlerine hep işte eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. 4,79 askılar var. Bakın, burada çiçekler var aslında ama ben canlı almak istemiyorum. Sahte almayı düşünüyorum. Bunlar çok güzel ama bulamazsak eğer sahte, bunlar aklımızda bulunsun. Arkadaşlar çok kullanışlı, kapatılabilir poşetler. Böyle bundan bir tane alalım.
Evet, benim evimdeki kaşıklar bundan. Mutfakta yemek yaptığım zaman görüyormuşsunuzdur. Bunda sorunumuz olmuştu. Benim sarımsak ezicim. Bu da Ikea. Yapacaklar için bence Ikea çok güzel, uygun bir yer. Ben çok beğeniyorum Ikea'nın ürünlerini. Gayet de iyi yani. Işını az veriyor. Biz de balkona aldık böyle ışıklar. Ama bunlar çok pahalıymış, biz bu kadar pahalıya almadık. Şuna 24 euro istiyorum. Aynen, küçücük. Şunlar neymiş? Bu da çok enteresan. Aa, bunlar da yaprak böyle asıyorsun. Aslında değişik, ışıklı hatta. Güzel böyle balkona asabilirsin. Bu da ay, bu da böyle fikir. Böyle uzun. Hoş olabilir yani. Lambalarının bir değişiği Ikea'da da var. Eğer merak edenler için Ikea'dan da alabilirsiniz makyaj masanın lambalarını. Fiyatına balkona resim alacağız bir tane. Evet, bir tane balkonda delik var duvarında. Orayı kapatmak için böyle bir tablo alalım dedik. Bakalım neler var. Şu saksı nasıl? Bu da çok değişik. Hasır çok güzel. Ne kadarmış onun fiyatı? 35 euro. Evet. Maalesef bir hayal kırıklığı yaşadık. Ikea'da istediğim balkon saksıları yoktu. Asılabilen balkonun demirine. O yüzden Obi'ye geldik şimdi. Bakalım. Şimdi şansımızı burada deniyoruz. Şimdi bakalım. Evet, şansımızı şimdi burada deniyoruz. Ay evet, çok tatlı orkideler. Masaya koyabiliriz balkonu. Evet, bakın bu sahte mesela, ne güzel, hiç solmaz. Yo, bunlar sahte değil, bunlar gerçek. Gerçek, gerçek mi? Demek istediklerimi buldum. Bakın bunlardan arıyorduk. Obi'de bulduk. Böyle. Ya, bunlar tutar mı logo? Tutar. Bizi tutuyor. O şeye asıyorsun Elfah, demire. Demir. Ama demirden böyle düşün. Düşmez. Ikea'da bulamadık. Obi'den aldık şimdi bunu. Çiçekler burada. Çok pahalıydı Obi'de. O yüzden tekrardan Ikea'ya giriyoruz. Hemen burada zaten yan yanalar. Oradan almayı düşünüyoruz çiçekleri. Daha uygun yani oradan. Burada bir plastik çiçek çıkartacak 20-30 euro ya. Yalan mı öyle şey? Evet, bayağı bir pahalıydı yani. Düşün, buna uygun bir şey bulurum. Hatta bir tane böyle kaktüs gördük. Sahte, o kadar sahte güzel görünüyordu ki. Sahte kaktüse 100 euro istiyorlar. 100 euro 870 TL. Ama küçücük, bir görseniz keşke çekseydim. Fiyatını bir gördük. 100 euro yazıyor. Gözlerimiz böyle oldu. 100 evet. Euro'ya ben bir ay geçineyim. Dermişim. Aynen. O zaman gidelim görelim bakalım. Alışverişi göstereceğim size. Fazla bir şey almadık. Sadece ihtiyacımız olan şeyleri aldık. İlk olarak bu. Bunu zaten size orada göstermiştim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bayağı uzak oldu herhalde kamera. Bunlar böyle kapatılabilen böyle çıt çıtlı poşetler. Bunlar gerçekten buzluğa çok güzel oluyor. Mesela bir, buzluk için bir şey yapıyorsunuz. Atıyorum böyle küçük küçük köfteler. Bunun içine poşetlerin koyun, çok güzel oluyor. Normal poşet de kullanabilirsiniz ama bunlar bence çok pratik oluyor. Böyle bir paket bundan aldım. Ve ardından bahsetmiştim zaten. Balkonumuz için aslında gittik biz bugün Ikea'ya. Onun için birkaç böyle çiçek aldık. İlk olarak böyle bir tane kaktüs aldık. Bunlar çok tatlı. Gerçek kaktüsmüş bu arada. Ben sahte diye aldım ama gerçekmiş bunlar. Bunu da balkon masasının üstüne koymayı düşünüyorum. Gerçekten hoş bir görüntüm olur. Ve asıl gitmemizin sebebi Ikea'ya buydu arkadaşlar. Bunlara bayıldım ben. Şöyle söyleyeyim. Bunları Ikea'dan aldık. Böyle tek tek bunlar. Bu şekilde. Sahte bu arada. Ben sahte istediğimi belirtmiştim galiba size. Çünkü gerçek aldım mı hemen yaprakları dökülüyor. Hani soluyor, mahvoluyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Dedim en iyisi böyle bir sahte alalım. Hem güzel olur.
bence, bilmiyorum, sahteler daha hoşuma gidiyor ki zaten gerçekmiş gibi de görünüyor. Ve ben bunları farklı bir modeli tabii ama IKEA'da var sanıyordum. Meğerse IKEA'da artık piyasada yok onlar. Yani Avusturya'da yok. Baktım zaten sonra internette, gerçekten yoktu. Çok üzüldüm ama hemen yanında da Obi vardı, gördünüz zaten. Oraya uğradık ve bulduk. Hatta daha güzelini bulduk yani bu saksının üçlü şekilde olması. Tam çiçekler içine oturdu. Çok hoş oldu. Ve aynı şekilde bir tane daha aldık ama farklı bir çiçek modeli. Bu da böyle. Yine aynı şekilde böyle. Bunlar tek tek satılıyordu IKEA'da, bunlardan aldık. Ama kendi balkonumuza koyduk bunları. Balkon uzun olmasına çok büyük olduğu için iki tane böyle boş durdu. O yüzden dedik ki bir tane daha bu büyükten alalım. Ve bunların ekstra tek teklisi olanlar da vardı bu saksı tiplerinin. İki tane de en uç köşelere o tekli olanlardan alalım dedik. O zaman daha güzel bir görünüm olacak. Bakalım, merak ediyorum açıkçası balkon nasıl olacak. Bu balkon videosu uzun sürüyor. Hala şu an yapım aşamasındayız. Ama her adımını çekiyoruz. Ve en sonunda inşallah size çok güzel bir video sunacağız. Güzel olacak yani. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ama biraz daha sabır. Koltuk sipariş verdik çünkü. Yani koltuk takımını. Onun gelmesini bekliyoruz. Sonra balkonu böyle hasır bir kaplama yapmak istiyoruz. Tam bunları astığımız demirin oraya. Yani tamamıyla nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Alışverişimiz de bu kadardı. Yani dediğim gibi sadece balkon için özellikle gittik bugün IKEA'ya. Böyleydi. O zaman daha sonra görüşürüz. Sizlere waffle tarifi vereceğim arkadaşlar. Bu makineyi şöyle yanda görüyorsunuz. Halamız bize hediye aldı. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kesesine bereket. 110 gram un ölçtüm. Bu sadece 2 kişilik bir tarif. Yani daha fazla çoğaltabilirsiniz bu malzemeleri. Sonra 4'te 1 tatlı kaşığı böyle kabartma tozum var. Ardından böyle bir tutam, bir fiske yani tuz. Bu model çay bardaklarının 2 parmak eksik süt. Ardından 75 gram şekerim var burada. Biraz böyle yumuş yumuş tereyağım var. O da 100 gram. 2 tane yumurtam var. Siz vanilya şekeri de kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. İlk olarak şöyle yumurtamla şekeri ve hatta vanilyayı da ekleyeyim. Şöyle biraz vanilya. Bunları bir güzel küpü küpü olana kadar çırpıyorum. Bir fiske tuzumu da atayım şimdi. Yumurta kokusu gitsin. Küpü küpü oldu böyle. Sütümü, eritilmiş, çok az eritilmiş tereyağımı da ekliyorum içine. Ve bunu da bir güzel böyle çırpıyorum. Unumu eleyerekten şöyle kabartma tozunu da koyuyorum. Ve bununla da bir güzel karıştırıyorum. Ve pankek gibi akışkan bir kıvamı yok bu hamurun. Aynı böyle olması lazım yani kıvamı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kaşık ekliyorum. Yağ dökmeyi unuttum. İnşallah bir şey olmaz. İlk waffle'ımız hazır bile. Çok güzel olmuş gerçekten. Pufuduk pufuduk. Bakın yağ sürmediğim halde içine gayet de oldu yani. Ben biraz daha sade yapacağım kendime. Nutella'mızı bir sürelim. Yani bundan iki kişilik tam çıkmıyor da 4 tane waffle çıkıyor bu verdiğim size tarifle. Halime ablam da bana tarif vermişti. Aynı şekilde sadece bu tarif. Fakat ben sıvı yağ yerine tereyağı eklemek istedim. Değiştirdim yani biraz. Ama sıvı yağla doldu yani.
deneme 1-2 yapıyor. Fena kokmuyor. Deneyelim. Buenno var. Dondurma var. Oreo. Kiwi. Hadi deneme test. Çilek var. Şöyle bir damla. Şuradan şuna bakayım. Deneyemedi arkadaşlar. Evet, şimdi akşamüstü yine bot sürmeye geldik. Evet arkadaşlar, akşam oldu. Şimdi ailecek bot süreceğiz. Böyle ada gibi bir şey, küçük. Evet, geçenki videomuzda göstermiştik size. Buna biniyoruz şimdi. Evet, gece abi, adadayız. Bir şey göremiyor. Önümde ne var? Bomboş. Dün direkt gidersen ara şeye çarpacaksın. Evet, güzeldi. Odasına hiç sırf boşver. Bot sürüyoruz. Arkadaşlar. Çok güzel. Size de tavsiye ederiz. Gelin bol bol. Evet, biz eve geldik artık. Bugün baya yoğun, dolu dolu bir gündü. Çok güzel bir gündü. Burada artık kapatalım dedim videoyu. Daha fazla bir şey yapmayız yani. Bir çay içer, televizyon bakarız. Bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yani çok seviniriz bunları yaparsanız. Bize destek çıkmanız bizim için çok önemli. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.